arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videomda da kamyonun makinenin altına yanaşmasını anlatacağım size. Arkadaşlar, işin püf noktası şimdi bizim patron tabii ibnelik yapıyor, oraya yapıyor mahsustan. Affedersiniz, ağzımı bozdum. Arkadaşlar, şu şekilde, eğer bir mahsuru yoksa kamyon ileri gittiği zaman aynaları görüp aynalardan kovayı görmesi lazım. Ya oğlum, ya. Şimdi şoför arkadaşlarımız şöyle yapıyorlar, arabayla yandırıyorlar, geri gelmek için ondan sonra direksiyonu sonuna kadar çevirip bu sefer de olmadı, hadi öbür tarafa çevir. Arkadaşlar, bilhassa bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için anlatayım ben bunu. Zaten genelde benim maksadım o. Kamyonla mümkün olduğu kadar ileri gidip durduğunuz zaman geri gelmeden önce aynalardan kovayı görün arkadaşlar. Makinenin kovası nerede olduğunu görün yanaşacağınız yere. Yoksa çapraz durduğunuz zaman makinenin altına yanaşmanız biraz zorunlu olur arkadaşlar. Sorunlu olur. Zorunlu değil, sorunlu olur. Hem sizin için zor olur, hem de istenilen yere yanaşamadığınız zaman yükleyen kişi için, operatör için zor olur arkadaşlar. Şimdi bazı zamanlar oluyor, şoförler mesela diyorlar ki ne var ya, işte yarım metre o tarafa yanaşsam, yarım metre bu tarafa yanaşsam veya yarım metre ileriye geriye dursam ne olur? Ya bakın şimdi, kamyon bir sefer yanaşıp duruyor arkadaşlar. Mesela ben şu kovayla, şu makineyle 20-25 kova atıyorum kamyona. Yani sen bir seferde duruyorsun, iniyorsun. Ama bir de yükleyeni düşün. Yükleyen 25 sefer dönüp dönüp atmak zorunda kalıyor. Yani burada şimdi usta arkadaşlar iyi bilirler. Öyle zaman geliyor, 20 santim aranıyor arkadaşlar. 20 santim arabanın geri gelmesi veya sağa sola durması aranıyor. Kamyonun yanaşacağı yeri şimdi temizliyorsun. Sağını solunu iyice temizliyor tekerlerin, sana iyice yanaşabilmesi için. Öyle oluyor ki kamyon sizin o temizlediğiniz yere değil, biraz yana yanaştığı zaman gidiyor, o temizlemediğiniz yere geliyor ve istediğiniz kadar geri gelemiyor. Yani bu da sorun oluyor arkadaşlar. Yani bu ufak tefek şeyler, göze görünmeyen şeyler. Evet arkadaşlar, dolguya toprak istemişler, o yüzden patronla bir şeyler görüştük, ara verdik. Arkadaşlar, her şeyin bir basit yapılma şekli var yani. Genelde işlerin basit yapılma şekli var. Buna uyduğunuz zaman rahat edersiniz yani, hangi işte olursa olsun. Kamyonun işinde de olsun, makine işinde de olsun. Makinede mesela en rahat şekli kamyonu altınıza almak. En kısa yoldan kamyonu altınızda çalıştırmak. Kamyoncuda da, şoförlükte de dediğim gibi ileriye yeterli şekilde gidip, yeteri kadar gidip aynalardan geleceğiniz yeri görmek. Şimdi aynanızdan eğer geleceğiniz yeri görmezseniz sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani bunları yaşadık arkadaşlar, yani yıllarca başımıza geldi. Size her videomda anlattığım gibi. Yaşadığım şeyleri anlatıyorum arkadaşlar size. 25 yılı geçti arkadaşlar. İşte 90 desek 2017. Bayağı bir 17 yıl zaman olmuş, kaç yıl yapıyor. Evet, sonra 27 yıl olmuş. Yani bu 27 yılda başıma gelenleri, yaşadıklarımı anlatıyorum arkadaşlar size. Ezbere bir şeyler konuşmuyorum yani. Size anlattığım şeyler kendimi yaşayarak tecrübe edindiğim şeyler. Bir kardeşimiz Kerem Usta'yı soruyordu. Görünmüyor nerelerde diye. Arkadaşlar, Kerem Usta artık makine videoları çekmiyor. Bir gün
aradı beni, görüştük. Ankara'ya gidecekmiş, işin yoksa beraber gidelim dedi. Çünkü izlenimi az olduğu için arkadaşlar. Şimdi Kerem Usta benim gibi değil, adamın geçimi bu işte, video işinden. İzlenim oranları az olduğu için arkadaşlar iş makinelerinin, o yüzden o değişik videolar çekiyor. Artık makine işinden iyice soğudu. Ben elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Benimkiler de çok izlenmiyor ama artık ileride belki çoğalır. Bir nevi yatırım yapıyor gibi oluyoruz arkadaşlar bizimki. Başlayalım, bir yılı geçti. İşte 1150 abone oldu. Toplam komple videolarımın izlenmeleri 555 bin oldu arkadaşlar. Yani biz, millet günde bir video atıyor, onun videosu işte 100 bin, 200 bin izlenen var. 500 bin izlenen var. Bizimki bir yılda 555 bin oldu komple videolarımın izlenmesi. Ama şükür, ne yapalım? Hem vakit geçiyor işte, hem de birilerine bir faydalarımız oluyorsa ne mutlu bize. Yapacak bir şey yok. Biz de kazanabilirsek, ne kazanırsak Allah bereket versin diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu kamyon videosunu da böyle geçiştirelim. Biliyorum arkadaşlar, anlattığım şeyler yeterli olmuyor. Daha detaylı anlatmam gerekiyor, daha şeyler. Bazılarında video bittikten sonra aklıma geliyor, şunu da söyleseydim, keşke şunu falan filan. Artık beni de böyle hoş görün arkadaşlar, böyle idare edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu arada kamyonumuz da doldu, şunu da son dolmuş şeklinde göstereyim de öyle kapatayım videoyu bari. Hemen yan tarafa inşaata döküldüğü için buna böyle biraz az atıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi.